Evet arkadaşlar, bugün periyodik sistem konusunu işleyeceğiz. Öncelikle periyodik sistemin bir tarihçesinden bahsedeceğiz. Biliyoruz ki periyodik sistem doğada bulduğumuz elementleri yerleştirdiğimiz bir sistem. Fakat günümüzdeki şeklini alana kadar tarih sürecinde bir sürü aşamalar geçirmiş ve günümüzdeki şeklini bu haline sonradan kavuşmuş. Peki bu tarih sürecinde ne gibi aşamalardan geçmiş? Bir bakalım. İlk önce periyodik sistemle ilgili ilk çalışma yapan bilim insanı Dobernier. Dobernier benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar oluşturacak şekilde sıralamış. Burada önemli olan cümle üçerli gruplar oluşturması. Üçerli benzer özellikler gösteren elementleri üçerli gruplar şeklinde gruplayarak sıralama yapmaya çalışmış. Bu bilim insanından sonra ikinci kez çalışma yapan bilim insanı John Newlands. Newlands ise elementleri sekizli gruplara ayırmış bu sefer. Ve elementleri artan atom kütlelerine göre sıralamış. İlk sekiz elementten sonraki gelen diğer sekiz elementin bu şekilde kendi içlerinde benzer fiziksel ve kimyasal özellikler gösterdiğini, taşıdığını görmüş, fark etmiş. Ve bunu biz bugün günümüzde müzikteki terimlere benzetebiliriz. Müzikteki terimlere biliyoruz. Bunun sorularında da genellikle elementleri grupladığında müzikteki terimlere benzeten bilim insanı kimdir şeklinde soruları gelebilir. Newlands'tan sonra tarihsel süreç içerisinde yine elementlerle ilgili çalışma yapan bilim insanı Dmitri Mendeleyev. Dmitri Mendeleyev ise elementlerin atom kütlelerini göz önünde bulundurarak yatay ve düşey gruplar halinde sıralamış. Atom kütlesine göre sıralıyor yine. Ama yatay ve düşey grup kavramından ilk kez bahseden bilim insanıdır bu da. Mendeleev'in başlıca hatası ise elementleri atom kütlesine göre sıralaması. Çünkü biz bugün günümüzde biliyoruz ki önemli olan şey aslında elementleri sıralarken atom kütlesi değil, atom numarası önemli. Mendeleev'den sonraki çalışmayı ise Henri Moseley yapmış. Henri Moseley ise atom numarasının önemini fark etmiş. Biliyoruz Mendeleev az önce söyledik kütleye göre sıralıyordu elementleri. Ama Moseley ise bu hatayı düzelterek ilk kez elementleri atom numaralarına göre sıralamanın farkına varan bilim insanı. Ve elementleri atom numaralarına göre yatay olarak dizmiş. Böylece Mendeleev'in hatasını da düzeltmiş oluyor. Moseley'den sonra ise yine çalışma yapan bilim insanı Gleensinger. Gleensinger ise periyodik tablonun altına eklediğimiz o sonradan eklenen iki sırayı daha ekleyerek periyodik tabloya son şeklini vermiş. Gösterelim isterseniz periyodik tablonun altındaki son iki yatay sırayı. Gördüğünüz gibi şurada periyodik tablonun altında yer alan şu sonradan eklenmiş olan şu son iki yatay sırayı eklemiş Simberg. Evet. Simberg o yatay sırayı ekleyerek, iki tane yatay sırayı ekleyerek tabloya son şeklini vermiş. Ve günümüzdeki periyodik sistem, periyodik tablo adını da yine Simberg vermiş. Periyodik sisteme elementler atom numaralarının artışına göre sıralanarak yerleştiriliyor. Bugün günümüzde biliyoruz ki atom numarası demek aynı zamanda proton sayısı demektir. Bunu da unutmuyoruz. Atom numarası aynı zamanda proton sayısı demek. Biz bir atomun atom numarasına yani proton sayısına bakarak o atomun kim olduğunu, kimliğini anlayabiliyoruz. Periyodik tabloya da bu yüzden elementleri atom numaralarına göre yerleştiriyoruz. Artan atom numaralarına göre yerleştirmişiz. İşte günümüzdeki periyodik tablo bu şekilde. Gördüğünüz gibi elementler artan atom numaralarına göre yerleştiriliyor. Periyodik tablonun en başında hidrojen elementi var. Hidrojen elementinin atom numarası 1. Hidrojenden sonra aynı sırada birinci sırada atom numarası 2 olan helyum geliyor. Bu sırada olduktan sonra aşağıdaki sıraya geçiyoruz. Ve atom numarası 3 olan lityum, 4 olan berilyum, 5 olan bor, 6 olan karbon, 7 olan azot şeklinde artan atom numaralarına göre elementleri
periyodik tabloya yerleştirmişiz bu şekilde. Şimdi periyodik tabloda yatay sıralar var. Periyodik tablodaki şu yatay sıralara periyot deniliyor. Ve periyodik tablomuzda bu yatay sıralardan gördüğünüz gibi 7 tane var. Yani 7 tane periyodik tablomuzda periyot var. Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe tabii ki atom numarası ne yapacaktır? Artacaktır. Atom numarası arttığı gibi atomun kütlesi de artıyor ve elektron sayısı da artıyor soldan sağa doğru gidildikçe. Periyodik tablodaki düşey sütunlara ise şuradaki şunun gibi olan periyodik tablomuzdaki şu şekildeki düşey sütunlara ise grup deniliyor. Gruplarda ise şöyle bir özellik var. 8 tane A grubu ve 10 tane B grubu olmak üzere periyodik tablomuzda 18 tane grup mevcut. 8 tane A grubumuz var ve 10 tane de B grubumuz var. A gruplarımızı söyleyelim. Bizi zaten daha çok A grupları ilgilendiriyor. Şurası 1A grubu, burası 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu, 5A, 6A, 7A ve 8A olmak üzere 8 tane A grubumuz var. Şu arada kalan ise şurada arada kalan ise B grubu elementleri bunlar. Bunlar da 3B, 4B, 5B, 3B. Şöyle farklı bir kalemle yapmaya çalışayım. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B. Yani daha doğrusu 11B değil de pardon yanlış söyledim. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Şurada 8B grubu elementlerimiz var. Sonra şurada da yine 1B ve 2B elementlerimiz var. Ama bunlar şu anda bizi ilgilendirmiyor. Sadece isim olarak buranın B grubu elementleri olduğunu bilmemiz yeterli. B grubu elementlerinin hepsi metaldir bu arada. Bunu da yine daha sonra üstünden geçeceğiz. Evet, grup dediğimiz zaman bir kere aynı grupta yer alan elementlerin şöyle bir özelliği var. Aynı grupta yer alan elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri benzer. Mesela şu an şu 2A grubunu çizdim size. 2A grubunda berilyum var, magnezyum var, kalsiyum var. Ve 3 tane daha elementimiz var. Bu 2A grubundaki bu yer alan bütün elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri benziyor. Yalnız buna istisnai bir şey var. O da hidrojen. Hidrojen 1A grubu, bakın burada 1A grubu elementlerin içerisinde. Ama hidrojen kendi grubundaki elementlere benzemiyor. Çünkü bu 1A grubundaki elementlerin hepsi metalken hidrojen ametal bir elementtir. Onlardan farklı. O yüzden biz şöyle deriz. Hidrojen hariç aynı grupta yer alan elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri benzer deriz. Bu hidrojene o yüzden sorularda çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir grupta da yine aynı şekilde yukarıdan aşağı doğru inildikçe atom numarası ve atom kütlesi, elektron sayısı yine artıyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi periyodik tabloyla ilgili birkaç soru çözelim. İlk soruda yukarıdaki periyodik tabloda verilen elementlerden hangi ikisi benzer kimyasal özellik gösterir diye sormuş. Benzer kimyasal özellik gösteren elementleri soruyor. Ne demiştik az önce? Aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzer demiştik. O zaman biz bu soruda aynı grupta yer alan elementleri bulmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi C ve F elementleri aynı grupta yer alıyorlar. Aynı grupta yer aldıkları için tabii ki kimyasal özellikleri benzerdir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. İkinci soruya bakalım. Yanda bir bölümü verilen periyodik çizelgedeki elementlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Birinci ifade. K ve M elementleri aynı periyottadır. Bakalım. K ile M'ye baktığımız zaman bunlar aynı periyotta değiller. Aynı gruptalar. O yüzden birinci ifade yanlış. Çünkü biz ne demiştik? Düşey sütunlara grup denir demiştik. İkinci ifadeye bakalım.
M ve N elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. M ve N'ye baktığımız zaman M ve N elementleri aynı periyottalar. Aynı periyottakiler benzer kimyasal özellik göstermez ki, aynı gruptakiler gösterir. Bu yüzden bu ifade de yanlış. K ve M elementleri aynı periyottadır demiş. Pardon, K ve M elementleri aynı gruptadırlar demiş. Bakalım K ile M aynı gruptalar mı? Evet. Düşey sütunlara grup diyorduk. K ve M aynı düşey sütunda, yani aynı grupta. O yüzden doğru cevabımız yalnız 3 olacak. Diğer soruya bakalım. Yukarıda bir bölüme verilen periyodik tablodaki elementlerle ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkını okuyalım. Yanlış olanı soruyor, unutmayalım. X ve Y elementleri aynı grupta yer alır demiş. Bakıyoruz X ve Y'ye. Evet, X ve Y gerçekten aynı gruptalar. Aynı düşey sütundalar. Bu doğru bir ifade. Atom numarası en büyük olan T elementidir demiş. Evet, soldan sağa gittikçe ve yukarıdan aşağı doğru gittikçe atom numarası büyüyordu. En sonda ve en altta olan T elementi olduğu için atom numarası en büyük olan T'dir tabii ki. Z ile V elementlerinin değerlik elektron sayıları aynıdır demiş. Değerlik elektron sayısı son yörüngedeki elektron sayısıdır. Son yörüngedeki elektron sayısına göre elementler aynı grupta yer alabilirler. Yani son yörüngesindeki elektron sayıları aynıysa zaten aynı grupta yer alıyorlar. Bakalım Z ile V elementleri aynı gruptalar. Demek ki son yörüngedeki elektron sayıları da aynıdır. Bu ifade de doğru o zaman. Son şıkka bakalım. Y elementinin elektron dağılımındaki katman sayısı Z elementinin elektron dağılımındaki katman sayısından azdır demiş. Şimdi katman sayısı bize o elementin periyot numarasını verir. Katman sayısına bakarak o elementin periyot numarası hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Şimdi bakalım Z elementinin, pardon, Y elementinin kaçıncı periyotta olduğuna bakalım. Y elementi ikinci periyot elementi. Yani bu durumda iki tane katmanı var. Z elementi ise, Z elementine baktığımız zaman Z elementi de Y ile aynı periyotta, yani o da ikinci periyot elementi. Demek ki onun da iki tane katmanı var. O zaman burada katman sayıları eşit. Ama bu ifadede ne diyor? Katman sayıları eşit demediği için yanlış bir ifade. Dolayısıyla yanlışı sorduğu için bizim sorumuzun cevabı D şıkkı oluyor. Evet. Biraz da elementlerin sınıflandırmasından bahsedelim. Periyodik tablodaki elementleri biz 3 sınıfa ayırabiliriz. 3 grupta inceleyebiliriz. Metaller, ametaller ve yarı metaller olarak periyodik tablodaki elementleri gruplandırabiliriz. Şimdi şöyle göstermeye çalışayım ben size. Büyük periyodik tablo üzerinde göstermeye çalışacak olursak. Ya da şu şekil üzerinde. Evet. Burada göstermeye çalışacak olursam. Şimdi metal dediğimiz elementler bu periyodik tabloda gördüğünüz griye boyanmış olan elementler. Gri şeklinde boyananların hepsi metaller. Yani ben onu şimdi şu fosforlu kalemle pembeyle çizeyim. Şu pembeyle çizdiğim elementlerin hepsi metal dediğimiz elementlerdendir. Şu aşağıdaki son iki sırada dahil tabii ki. Bunlar metal olan elementler. Periyodik tabloda şu an sarıya boyanmış olan elementler ise yarı metaller. Periyodik tabloda şu gördüğünüz periyodik tabloda pembeye boyanmış olan elementler ise ametaller. Bakın şurada hidrojeni unutmayın yalnız. Hidrojen gördüğünüz gibi periyodik tablonun sol tarafında kalmış pembe. Gördüğünüz gibi aslında burada metaller var ama metallerin olduğu yere kaçmış bir ametal görüyorsunuz hidrojen için. Hidrojen bu yüzden bir istisna. Normalde ametaller, yani pembeye boyanmış olan elementler periyodik tablonun sağ tarafında gördüğünüz gibi. Şimdi bu tabloya bakarak şunu söyleyebiliriz. Genel bir yorumlama yapacak olursak. Demek ki periyodik tablodan sol tarafı metal ağırlıklı. Periyodik tablonun sol tarafında hep metal olan elementler var. Tabii ki hidrojen istisnasını unutmayın. Hidrojen hariç. Periyodik tablonun sağ tarafında ise ametal olan elementler var.
Metallerle ametallerin arasında ise geçiş kıvamında şu sarıyla gördüğünüz yarı metal olan elementler var. Bir diğer bilmemiz gereken özellik ise periyodik tablonun oran olarak bakacak olursak metal olan elementler en fazla olan elementler. Periyodik tabloda metal elementler daha fazla. Metallerden sonra ametaller, en az olan element ise yarı metaller. Gördüğünüz gibi yarı metaller zaten 2, 4, 6, 7 tane sadece yarı metal olan elementimiz var periyodik tabloda. Metal ağırlıklıymış demek ki bizim periyodik tablodaki elementlerimiz. Evet. Şimdi bu ametallerin ve yarı metallerin genel özelliklerinden bahsedelim. Ne demek? Metaller nasıl özellikteler? Metal dediğimiz zaman arkadaşlar mesela demiri düşünün. Demir bir metal olan elementlerden birisidir. Demiri düşünerek, demirin özelliklerini hayal ederek metallerin özelliklerini söyleyebilirsiniz. Mesela yüzeyleri parlaktır ve ışığı yansıtırlar. Demir de öyledir zaten. Elektrik akımını ve ısıyı iyi iletirler metaller. Oda sıcaklığında katı haldedirler. Civa elementi hariç. Civa oda sıcaklığında sıvı halde bulunabilen tek metal elementimizdir. Metallerin işlenebilme özelliği vardır. O yüzden tel ve levha haline getirebiliriz. Yine demirden aklınıza gelsin. Demiri levha ya da tel yapabiliyoruz. Metaller bu arada bileşik asla kendileri arasında asla bileşik yapmazlar. Yani bir metalle bir metal kesinlikle bileşik oluşumuna katılmaz arkadaşlar. Ha, ametallerle bileşik yapar, bir metalle bir ametal bileşik yapar ama metalle metal bileşik yapmaz. Metalleri günlük hayatta birçok alanda kullanıyoruz. Mesela termometrelerin içerisinde civa metalini kullanıyoruz. Isıyı ve elektriği ilettiği için tencere, soba gibi eşyaların yapımında kullanıyoruz. İlaç, gözlük camı, seramik, naylon yapımında da yine lityum metalinden faydalanabiliyoruz. Gelelim ametallere. Şimdi metalde söylediğimiz özelliklerin tam tersini ametaller için söyleyeceğiz. Çünkü ametal metalin zıttı demek. Metalin özelliklerinin tam tersini taşıyor. Bu arada periyodik tabloda unutmayalım ki ametaller periyodik tablonun sağ tarafındaydı. Bakın burada ne yapmışız? Maviyle boyadığımız, şu maviyle gösterdiğimiz elementler ametaller. Ametaller için metallerin özelliğinin tam tersini söyleyeceğiz demiştik. O yüzden ısı ve elektriği iyi iletmezler. Bakın iyi iletmezler diyoruz. Oda sıcaklığında katı olanı da vardır, sıvı olanı da vardır, gaz halinde bulunanı da vardır. Kırılgandırlar, işlenemezler. Yani tel ve levha haline getiremiyoruz kırıldıkları için. Katı halde bulunan ametaller mat görünümlüdürler. Metaller parlak da ametaller mat. Günlük hayatta da yine ametalleri birçok yerde kullanıyoruz. İşte floru mesela yüksek sıcaklığa dayanıklı plastiklerde ve mutfak eşyalarında kullanıyoruz. Karbonu yine yakacak olarak odun kömür yapısında kullanıyoruz. Kloru mikropları öldürmek için sulardaki mikropları öldürmek için kullanıyoruz. Yüzme havuzlarını falan bu yüzden klorluyoruz. Gelelim şimdi bir de soy gazlara. Soy gazlar ise periyodik tablonun şuradaki 8A grubundaki elementleridir. Bizim burada bileceğimiz soy gazlar helyum, neon ve argon. Biz bu üç soy gazı bilmemiz gerekiyor. Bunlar soy gazlar, buradaki 8A grubundaki elementler. Bunlara asal gazlar da denir. Aslında bunlar ametallerin özel bir grubudur. Ametaller sınıfına dahiller ama kendi içlerinde özellikleri, kendilerine ait, kendilerine has özellikleri var. Peki nedir soy gazların özellikleri? Soy gazlar kararlıdır arkadaşlar. Yani ne demek bu? Yani ne elektron almaya ne de elektron vermeye ihtiyaçları yok. Kendilerine yetiyorlar. Kararlı yapıdalar. Kararlı oldukları için asla ve asla bileşik oluşumuna katılmazlar. Kararlı oldukları için, bileşik oluşumuna katılmadıkları için doğada tek atomlu gaz halde bulunurlar soy gazlar. Her zaman tek atomludurlar ve adı üzerinde gaz dediğim için gaz halde bulunurlar. Isı ve elektriği iletmezler. Bakın iletmezler. Isı ve elektriği iletmiyorlar. Soy gazları peki günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz? Uçan balonların içinde neon lambalarında kullanabiliyoruz. Roket yakıtı yapımında kullanabiliyoruz. Nükleer reaktörlerin soğutulmasında
Zeplin ve balonların şişirilmesinde yine soygazlardan faydalanabiliyoruz. Şimdi sorulara geçmeden önce bir de yarı metallerden bahsedeyim. Yarı metaller ise metallerle ametaller arasında kalan geçişi kolaylaştıran, çünkü metalle ametal birbirinin tam zıttıydı hatırlarsanız. Geçişi arada yarı metaller olduğu için yarı metaller geçişi ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Yarı metaller burada gördüğünüz gibi yeşile boyanmış olan elementler arkadaşlar. Peki yarı metallerin özellikleri nelermiş bir bakalım. Yarı metaller bazı fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönünden metallere benzerken kimyasal özellikleri yönünden ise daha çok ametallere benzerler. Ve bu elementler arasında bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür ve polonyum bulunuyor. Yani bizim 7 tane yarı metal elementimiz var. Peki bizi hangileri ilgilendiriyor? Bizim bilmemiz gereken aslında bor ve silisyum. Şuradaki bor ve silisyum bizim bilmemiz gereken yarı metallerimiz. Parlak veya mat olabiliyor yarı metaller. Parlak olanı da var. Metaller gibi, ametaller gibi mat olanı da var. Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi iletiyor ama metallerden ise daha az iletiyor. Yani metaller kadar iyi iletmiyor o zaman demek ki ısı ve elektriği, ama ametaller kadar da kötü değiller. Oda sıcaklığında katı haldedirler. Tel ve levha haline gelebiliyorlar. Bakın bu özellikleri metallere benziyor. Kırılgan değildirler. Bu özelliği de yine metallere benzemiş. Daha çok gördüğünüz gibi fiziksel olarak metallere benziyorlar diyebiliyoruz. Peki ametalleri genellikle nerede kullanıyoruz? Elektronik devre yapımında, güneş enerjisi panelleri ve yapım malzemeleri, ısıya dayanıklı cam, roketlerde ateşleyici ve daha birçok alanda ametallerden faydalanabiliyoruz. Şimdi birkaç tane soru çözerek bu konuyu bitirmeye çalışalım. Yukarıdaki periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri verilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bir bakalım şimdi. A şıkkını okuyalım. Sodyum ısı ve elektriği iyi iletir. Sodyuma bir bakalım. Periyodik tabloda nerede? Sol tarafta, yani metaller tarafında. Metal olduğuna göre sodyum tabii ki ısı ve elektriği iyi iletir cümlesi doğru. Alüminyum, B şıkkını okuyalım. Alüminyum, Al, klor ile benzer özellik gösterir. Bir bakalım alüminyum nerede? Alüminyum gördüğünüz gibi arkadaşlar metaller tarafında. Alüminyum bir metal element. Peki klora bir bakalım. Klor ise ametal bir element. Ametaller tarafında. Birisi metal, birisi ametal. Benzer özellik gösterebilirler mi? Tabii ki gösteremezler. Birbirlerinin zıttıdırlar. O yüzden bu ifade yanlış. Bize de soruda yanlış olan şıkkı soruyordu zaten. Demek ki sorumuzun cevabı B şıkkı. Diğer şıkları da okuyalım ama. C şıkkında demiş ki neon kararlıdır, bileşik oluşturmaz. Neona baktığımız zaman 8A grubunda, yani soy gazlar grubunda. Soy gazlar kararlıydı ve bileşik oluşturmuyordu. Doğru. Oksijen O. Oksijene bir bakalım. Periyodik tabloda ametaller tarafında. Ametaldir yani. Elektriği ve ısıyı ile iyi iletmez. Evet, ametaller elektrik ve ısıyı iyi iletmez zaten. Diğer soruya bakalım. Diğer soruya baktığımız zaman diyor ki yukarıda periyodik sistemde yerleri gösterilen KLMN elementlerinden hangisinin atom numarası en büyüktür demiş. Biliyoruz ki arkadaşlar biz atom numarası soldan sağa ve yukarıdan aşağı gidildikçe artıyordu. O zaman atom numarası en büyük olan demek ki en alttaki ve en sağdaki olmak zorunda. Bu durumda atom numarası en büyük olan tabii ki N elementidir. Diğer soruya bakalım. Yukarıda verilenlerden hangisi ametallere ait özelliklerdendir demiş. Bakalım. Isı ve elektriği iyi iletmezler. Evet, bu bir ametal özelliği. Oda sıcaklığında yalnızca katı haldedirler. Hayır, ametallerde oda sıcaklığında katı olanı da var, sıvı olanı da var, gaz olanı da var. O yüzden bu yanlış bir ifade. Kırılgandırlar, işlenemezler. Evet, ametaller kırılgan ve işlenemezdi. O zaman doğru. Ametallere ait özellik 1 ve 3. özellik olduğu için cevabımız Bursa. Son sorumuza bakalım.
Periyodik tablodaki özelliklerine göre sınıflandırılan K, L ve M elementleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım. K elementi metalmiş, L ametalmiş, M ise soygazmış. K, L ve M elementleri aynı grupta yer alabilirler. Bunların aynı grupta yer alması mümkün değil. Çünkü aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzer olmalıydı. Bunlardan birisi metal, birisi ametal, birisi soygaz. Yani benzer kimyasal özellikler taşımadıkları için aynı grupta yer alamazlar. K, L, M elementleri aynı periyotta yer alabilirler. Evet, periyot yatay sıraydı. Bunların hepsi aynı periyotta yer alabilir. Aynı periyotta bir metal, bir ametal, bir soygaz elementi bulunabilir. O yüzden ikinci ifade doğru. KLM elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Hayır, kimyasal özellikleri görüldüğü üzere benzer değil. Çünkü biri metal, biri ametal, biri soygaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa. Evet.